Bu dersimizde İngilizce'de sahip olmak anlamına gelen have got ve has got kelimelerinin kullanımını öğreneceğiz. Have got ve has got kullanımı İngilizlere özgü. Amerikalılar bir şeye sahip olamıyor mu diyeceksiniz, elbette oluyorlar ama onlar genellikle got kullanmıyorlar. Doğrudan have has kullanıyorlar ve kuralları daha karmaşık. Henüz ilk derslerimizde olduğumuz için bu karmaşaya girmek istemiyorum. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın. Sahip olduğumuz bir şeyden bahsetmek istediğimizde have got, has got kullanabiliriz. Bu iki kelime Türkçe'ye sahip veya var olarak çevrilebilir. Örneğin, ben bir eve sahibim veya benim bir evim var cümlelerini İngilizce'de söylerken have got, has got kullanıyoruz. Have got, has got ile cümle kurarken şu ana kadar kurduğumuz tüm cümlelerde kullandığımız am, is, are yardımcı fiillerini kullanmayacağız. Özne artı have got veya has got artı sayı sıfatı artı nesne formülünü kullanacağız. Öznemiz tek ise has got, çoğulsa have got tercih edeceğiz. Sayı sıfatını da parantez içinde yazdım çünkü o bazen hiç gelmeyebilir, bazen de yerini başka sıfatlara bırakabilir. Hemen örnek cümlemizi bu formülle ile çevirelim. I have got a big house. What? Şaşırmakta haklısınız. Az önce söylediklerimle bu cümle arasında bir tutarsızlık var sanki. Öznemiz tek ise has got, çoğulsa have got tercih edeceğiz. I yani ben denilince bir kişi kastediliyor ama have got kullanılmış diyebilirsiniz. Hatırlarsanız am, is, are kullanımında da I kendi başına bir cumhuriyetti ve ne tekillere ne de çoğullara giriyordu. Ama burada I'ın toprakları çoğullar tarafından işgal edilerek I asimile edilmiş. Mesela şimdi de tekil bir özne kullanarak o mavi gözlere sahip diyelim. He has got blue eyes. Ama günlük hayatta kaçımız o mavi gözlere sahip diye bir cümle kurarız ki? Mavi gözlü bir insan gördüğümüzde onun mavi gözleri var deriz. İşte bu noktada İngilizce öğrenenler sıkıntı yaşıyor. Çünkü cümleye Türkçe'de olduğu gibi onun kelimesiyle başlamaya çalışıyorlar. Yani ortaya şöyle tuhaf bir şey çıkıyor. His has got blue eyes. Onun kelimesi ve aitlik bildiren diğer tüm kelimeler bu şekilde tek başlarına özne olarak kullanılamazlar. Bizim bu cümlenin gerçek öznesini doğru bir şekilde tayin etmemiz lazım. Yani sormamız gereken soru şu. Mavi gözlere sahip olan kim? Bu soru sizi o öznesine götürecek ve cümleye bununla başlayacaksınız. Mesela şimdi de onların bir köpeği var diyelim. They have got a dog. They have got a dog demediğime dikkat edin. Çünkü köpeğe sahip olan onlar. Have got ve has got genellikle apostrof s ve apostrof ve e şeklinde kısaltılarak yazılır. I've got a big house, has got blue eyes, they've got a dog gibi. Has'in kısaltması olan s'i aitlik bildiren s ile veya is'in kısaltması olan s ile karıştırmayacağınıza eminim çünkü bunun yanında got var. Şimdi de sahip olmadığımız şeylerden bahsederken bu cümlelerin nasıl olumsuz yapıldığına bakalım. Tek yapmamız gereken şey have ve has sözcüklerinden sonra not getirmek. I have not got a big house. He has not got blue eyes. They have not got a dog. Not sözcüğünü de tıpkı isn't ve aren't olduğu gibi genellikle kısaltarak yazıp okuruz. I haven't got a big house. He hasn't got blue eyes. They haven't got a dog gibi. Olumsuz cümle kurarken olumlu cümlede kullandığımız have ve has kısaltmasını kullanmıyoruz. Yani şunlar yanlış kullanımlara örnekler. Soru cümlesi kurarken de sandviç yapma adını verdiğim formülü uyguluyoruz. Have got ve has got'ın arasını açıp özneyi ortaya yerleştiriyoruz ve cümleye bu şekilde başlıyoruz. Have I got a big house? Has he got blue eyes? Have they got a dog? Bu sorulara şu şekilde kısa yanıtlar verebilirsiniz. Yes, I have. No, I haven't. Yes, he has. No, he hasn't. Yes, they have. No, they haven't. Günlük hayatta bu cümleleri okurken have got ve has got ifadelerini özne ile bütünleştirerek okuruz. They've got a dog gibi. Hatta bazen hızlı konuşmalarda have ve has kelimelerinin atıldığını, sadece got kullanıldığını bile duyabilirsiniz. He got blue eyes. They got a dog gibi. Have got ve has got sadece şu anı anlatırken kullanılır. Yani onların bir evi vardı gibi bir geçmiş zaman cümlesinde have got, has got kullanmıyoruz. Geçmiş zamanda ve diğer tüm zamanlarda İngiliz ve Amerikan kullanımları aynı. Yani got'sız kullanım söz konusu. Bunları zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar.
Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Ballroom, this is Whiplash 1. I've got the bogey in my sights. Whiplash 1, what is it? I've got no idea. Sir, I've got a visual on the bogey. Contact lens! What do we got? Stark Industries. I've got one recommendation. Ready? Ready? You've got 90 seconds. He's not a drifter. He's got his own house somewhere, not an apartment. He's in his 30s or 40s. He's got real physical strength. She's got something in her throat. Well, I've got good news and bad news. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 3 2 1. O 3 tane cekete sahip cümlesinde has got kullanmamız gerekiyor. Evet, belki 3 tane cekete sahip olabilir, çoğulmuş gibi görünüyor ama biz burada öznenin tekil mi yoksa çoğul mu olduğuna bakacağız. O tekil olduğu için he has got 3 jackets şeklinde yapıyoruz. Jim'in beyaz bir kedisi var cümlesine in anlamını vermek için Jim's şeklinde başlamıyoruz. Burada kediye sahip olan Jim. Dolayısıyla Jim ile başlayacağız. Ve beraberinde has got kullanacağız. Çünkü Jim tek kişi. Jim has got a white cat. Onun kırmızı bir arabası yok cümlesi olumsuz bir cümle. Ve yine onunla başlamayacağız. Bu cümlenin esas öznesini tayin etmemiz lazım. O da o. She hasn't got a red car. Onların iyi bir öğretmeni var mı cümlesinde onlar esas öznemiz ve çoğul olduğu için have got kullanacağız. Have they got a good teacher? Onun pahalı bir kol saati var cümlesinin öznesi yine o. He has got an expensive watch. Gördüğünüz gibi burada da bir sıfat tamlaması geldi. An expensive watch. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.